Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Mehmet Özer'le Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler, bomba gibi bir program sizleri bekliyor. Çünkü çok harika iki konuğum var. Sevgili Ayça Ertuğran ve sevgili İlker Ayrık, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ben böyle şimdi bedava heyecanlıyım. Aç mısınız önce onu söyleyeyim. Evet çok açım. Evet. İyi açsanız sıkıntı yok. O zaman biz böyle güzel güzel yemekler yapacağız ama siz bize ne getirdiniz de biz neler yapacağız acaba? Evet. Ayça sen de başlayalım bence. Ben en sevdiğim baharatı getirdim size. Muskat. Muskat. Biz de severiz ama. Yani evet ben de severim. Biz de kullanmayı seviyoruz. Bayılırız biz de. Harika. Sen ne getirdin? Sen biber getirmişsin zaten. Benim bir aksesuarım olan sürekli yanımda taşıdığım, arabada kasa kasa bulundurduğum biber. Of, açar getirdim. Açmaz. Geldi böyle evet. Şeyisi. Bakan bir koklar mısın yalnız? Gerçekten öyle. Güzel onlar amatör ya. İşi, burada profesyonel bir iş yaptığımız yani? İçin daha hediye profesyonel versiyonumuza... Ben açayım hediyemi bari. Lütfen. Hediyemi ben açayım bari. Sonra vay efendim. Bakın ben getirmedi. Falan olmasın. Oradan da... Ne yapacağım bizi öldüreceğim ya birbirimizi. Bugün böyle bir... Böyle bir durum var. Sever misin Hacı? Yayır. Yayır dedi yani. Ya seni yemeğe çıkaracağım dedi. Buraya getirdi adam ya. Bedavaya getiriyor. Ne yapalım? Filmin masraf yaptık. Yanında bol bol biberle geldi. Biz bir Gülen Hanım'la konuşalım evet. Bence. Ne yapacağımızı sonra güzel bir menü çıkaralım ve yemek yiyelim. Gördüğünüz gibi İlker, bir anda sizin getirdiğiniz malzemelerin yanına biz de böyle bir ekstra tamamlayıcı malzemeler getirdik. Sağ sen yemek yapmayı seviyorsun diye biliyorum. Çok. Değil mi? Çok. Yani iyi. Oyuncu olmasaydım aşçı olurdum. Hakikaten mi? Evet. O zaman tam bana yardım şahane. Edersin bize yani. Ederim tabii ki. Ne yapacağımızı anlatayım mı önce? Lütfen. Getirdiğiniz malzemelerle. Sonra sohbete de geçeriz efendim. Şöyle bir şey yapacağız. Senin getirdiğin bu biberlerle, bol biberli, karışık biberli, sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, köy biberi, hepsi közlenmiş biber kullanarak bir et yemeği yapacağız. Dana et, bir çeşit Macar gulaş yapacağız. Gulaş çok severim. Evet, böyle biber salçası falan da koyacağız. Sarımsaklar, toz biberler girecek. Böyle ağır ateşte pişmiş bir Macar gulaş. Senin getirdiğin muskatlar ise, onun o baharatlı bir yemek olacak, onu tamamlasın diye bir kök sebzelerden püre yapacağım. Yani patates, karnabahar, kereviz, pırasa, havuçtan bir püre yapacağım. Harika. Onu biraz sütle kremayla pişireceğim, biraz tavuk suyuyla pişireceğim gibi şeyler yaptıktan sonra onu en son muskatla da lezzetlendireceğim. Sen de ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Hemen arkasından da o zaman tatlıyla bitirelim deyip güzel bir armut tatlısı yapacağım. Vişne suyunun içerisinde böyle tarçın, kakule, karanfil hatta birazcık da oradan rende muskat alacağım. Ve böyle çok güzel bir armut tatlısı yapacağım. Kaymakla beraber. Kaymakla beraber. Evet, kaymakla beraber de taçlandıracağız en son. Neyse. Şanslı günümüz. Evet. Sen başla. Evet, ben başlayayım. Ben de şöyle bir soğan doğrayarak başlayayım da bu arada birazcık şeyden bahsedelim önce. Müstakbel damat. Evet. Bir anlat bakalım. Tatlış bir aile komedisi aslında nasıl anlatayım? Tatlış bir aile komedisi güzel bir başlangıç olmuş. Evet, iyi bir zaten. Aile komedisi. Çoluk çombalak, genç ihtiyar, dede, torun hep beraber izlenebilecek bir sinema filmi. Sevdiği kıza almak için kendini kayınpederine beğendirmek neye zorunda çalışıyor? Olan... O sen misin? Evet. O sensin. Tabii ki. Evet yani ben değilim. Benim oynadığım karakter. Ya işte. Hasan diye bir rolüm var. Evet. Kayınpeder de Erdal Özyağcılar. Sert bir baba. Ekip de harika yani. He. Çok iyi. Vallahi rüya takım çok, yani. Rüya takım hakikaten. Gerçekten öyle. İşte Nilgün abla var. İşte Ayça var. Hande var.
Aykut var. Bir sürü insan var. Bilgi abla var. Ferdi abi, Ahu Sungur, Suat Sungur, Yücel Erten vesaire. Harika bir ekip var hakikaten yani. Müthiş. Evet. Müthiş bir ekip var. O film de güzel. Siz nesiniz aşağıda? Efendim ben baldızım. Ben programa baldan tatlı baldızımla geldim. Biberle yine geldim. Biber getirdim. Tatlıyım ya. Tatlı bir baldızım. Ha, öyle baldız. Zor bir baldız değilim. Bizim zaten babamız o kadar zor ki bize zorluk kalmıyor. Babamız çok zor. Erdal Bey bütün zorluğu yaratıyor evet. mu? Evet. Evet. 5 hafta Kıbrıs'ta, bir haftada İstanbul'da çekim yaptık. Toplamda 6 haftada. Hani havada, karada, denizde filan böyle bir tatlışta bir prodüksiyonumuz var. Ben yönetmen biraz zordu bizim. Buralarda mı? Nerede oğlum? Buralarda mı? Alo yönetmen nerede? Çok acı yapmayacağım, çok acı sevmiyorsunuz diye. Lütfen. Neyi vardı ya yönetmen? Ya çiçek gibi bir set vardı. Gerçekten. Ha, ne güzel. Peki sen orada Kıbrıslı oynuyorsun değil mi? Kıbrıslı bağlı. Kıbrıslı, evet. Bilmiyorum nasıl konuşuyor ondan bir değişik de bir şiveleri çok da... güzel bir şiveleri ben var. Bayılıyorum dinlerken. Biz, ben dinlerken iki tane şive koçuyla beraber çalıştık. Ha vardı şive koçu. Evet evet. Vardım. İstanbul'da çalışmaya başladık. Orada da sette sürekli yanımızdalardı sağ olsunlar. Çok iyi bir melodisi var Kıbrıs şivesi. Belki yapar, Napang, yapar bir sen Napang. Ayrıca belki bir parça yapar. lafımı hatırlayayım. Aman annem anlamadım da ne olduğunu. Şok oldum resmen. Gerçekten o kadar güzel bir melodisi var ki. Ama dinlemesi değil, insanı rahatlatan bir melodisi. Evet. O bir gerçek yani hakikaten. İlk başta değişik gibi geliyor, dinledikçe insana da iyi geliyor. Ya bir belirli bir matematiği yok. O zor biraz. Yani çalışan insan için çok zor. Yani çünkü birçok yerden değiştirilmiş bir doğru, takım şeyler var. Doğru, sen çalıştığın için daha iyi biliyorsun. Çok zor. Zaten iki şehir arasında da çok fazla şive farkı olduğu için onlar da kendi aralarında bazen anlaşmakta zorlanıyorlar. Değil mi? Tabii. Evet evet. İki şive koçu da anlaşamadı. Biz hani ne söylememiz gerektiği konusunda bekliyoruz böyle. Öyle deneyin, öyle demez, yani. Öyle deneyin. Durumcuklar. Durumcuklar. Ama toplamda biz az önce bahsettiğim kadrodan da dolayı, güvendiğimiz bir senaryodan da dolayı, yaptığımız iyi prodüksiyondan da dolayı iyi bir film olduğunu zannediyorum. Ya ben bir de bir, hani ikiniz de çok içine titiz insanlarsınız. Zaten öyle bu kadar mutlu konuştuğunuza göre, bu kadar demek herkesin içine sinmiş. Eyvallah. Bundan kötü bir şey çıkma ihtimali zaten yok bence. Hadi inşallah. İnşallah. Ben bir su içeceğim. Bak ben bol bol biber doğruyorum. Her renk biber doğradım. Evet ya nefis karnaval gibi oldu orası. Devamlı renk renk biberler doğruyorum. Turuncu, sarı, yeşil, kırmızı. Bir sürü sarıyla biber... kırmızıyı çok yan yana getirmezsek ben hiç getirmiyorum normalde hayatımda ama bu bölümde geçen haftalarda çünkü biraz canımız yandı da. Evet, Mehmet onları bir ayırsak iyi olur yani. Bu konuyu kapatsak bence ikimiz için de üzücü bir durum evet, bu. Evet maalesef. Çok konuşmasak daha iyi ikimiz evet, için de. Evet kapattım bile konuyu yani. Sen ilgilenir misin futbolla falan? Hayır. Çok şükür hayır. Çok net söyledi yani hayır diye. İzlerim ama hani öyle taraftar fanatik böyle durumlarım yok. Ben filmde çok özür diliyorum. Hem Fenerbahçe Bahçelileri hem de Galatasaraylıları bekleyen tatlı bir sürpriz var. Kayınpederle damat arasındaki mücadele takımsal olarak takım olarak da devam ediyor. Kayınpederim işte baldızın bütün aileleri Galatasaraylı. Ben de bir müstakbel damat olarak Fenerbahçeliyim. Hatta dövmem bile var. Evet, evet. Çok zor. Dövmemde de şey yazıyor. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Bir de galiba ben biraz fragmanını seyrettim de bir de bir heyecanlanınca bir sakarlık durumu da var abi sen. Biraz da. Biraz. Ayçi'yi biraz üşüttük de. Üşüttünüz mü? Ben hala toparlanamadım. Nasıl yani? Ya şey Hasan telaşlandığı zaman eli ayağı birbirine giriyor ve bir takım aksilikler ard arda geliyor. Baldızıyla ve işte ya zincirleme Hasan reaksiyonu oluyor. Bacanak'la tanıştığımız sahnede yanlışlıkla hortumu yerinden söküyorum ve Ayça biraz ıslandı. Hasta oldun mu? İlk başta çok iyi geldi böyle bir serinlik. Oh dedim. Bir yazın çekmediniz mi siz? Sıcağında bu çok güzel oldu. Sonra akşama kadar hava biraz tabii güneş serinledikçe, gelince. Tabii ben de. Çarpmaya başladı soğuk diyorsun. En son konuşamıyordum. Ben diyor ki Ayça iyi hissedim. İyi bir daha alabiliriz diye. Ben şu etleri dolaptan alacağım. Tamam. Çünkü etle başlayayım, etin biraz daha uzun pişmesi lazım. Sonra püreyi küçük küçük kesersek hallederiz diye düşünüyorum. Hallederiz. Etleri alıyorum şöyle dolaptan. Şöyle dana eti kullanıyorum. Uzun zamandır bu kadar eti bir arada görmediğimiz için malum ekonomi belli. Dolayısıyla ben bir şok yani.
Yok yine gerçekten de az kullandım. Bak tasarruflıyım ben de. Kanalı düşünüyorum yani. Hani öyle bol bol et kullanmıyorum. Sebzesi bol. Bu kadar biberi çok koyup etini de az koyuyorum. Bereketli bir yemek yapacağım hakikaten. Birazcık tuzluyorum etleri ve biberliyorum. Anavatanında da yemiştim ben bunu. Ha yani yedim Macaristan. Gitmiş miydin Macaristan'a? Evet gittim. Hiç gitmedin ben Macaristan'a. Güzel miydi? Güzeldi. Güzeldi yani. Kış mı gittin yaz mı gitti? Kış. Hı, kış gitti. Kıştı. Yani ben üşümeye alıştım ya. Her yerde üşüyorum yani. Ne yapayım? Ama gulaşı çok sevdim. Kışına soğuk olarak katın arası. Soğuk, bayağı soğuk. Şimdi birazcık ayçiçek yağı koyarak şeye başlıyorum. Yüksek ateşte deminden beri ısıtıyorum bunu. Evet, evet. Etleri güzelce bir kahverengi yapacağım, mühürleyeceğim. Ondan sonra sebzelerle altını kısıp devam edeceğim. Biraz zeytinyağı, biraz tereyağı falan öyle gideceğim. Şimdi etleri tuzladım, biberledim etleri. Aa, çok pardon. Alıyorum. Birazcık da. Ay setin güzelliğine bak. Setin güzelliği kokması. Şöyle, alnıma bile sıçratmayı başardım. Şöyle bir de yayıyorum. Yaydıktan sonra da oynamıyorum. Bak gel bak. Et mühürlemek nasıl olur? Şöyle yüksek ateşte, en yüksek ateşte etleri hiç dokunmadan şöyle bir tarafı güzel kahverengi olana kadar sonra diğer tarafı. Evet, sonra diğer tarafı. Sonra altını kısacağım, ateş düşecek. Bütün bu sebzeleri de içine atacağım, aromatik sebzeleri. Ya pırasa var, soğan var, biberler var, havuç var. En son kızarmış biber de girecek. Buna ekstra şeker koymuyorsunuz değil mi? Ha onu sonra koyduk. Koyduk. Niye? Koyduk. Ne diyeyim ben o kadar ya, beni. Bir şey diyeyim. Hiç sorumlusunuz, onu söyleyeyim. Bir şey olmaz. Diyetliymişsin diyorum ama. Her zaman diyetliyim ben ama. Ya o kadar tatlak bir kaçırmaz ya. Ne olur yani. Beni bende kaçırıyor. Bak şunu göstereceğim. Ayça gel 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 bak. Geldim. Bak ne etler suyunu bıraktı yüksek ateşte olduğu için. Bir de şu kahverengi bütün yemeğin tabanına lezzet katıyor. İlker sen çok yeme, bana da kalsın. Yok yeter, bunu yetecek inşallah. Şey sebzesi bol. Sebzesi bol olduğu için bereketli. İster misin? Ay, çok yedim ben sana ikram edeyim. Evet. Şöyle koysam ayıp olur mu? Olur, hiçbir şey olmaz, ayıp olmaz. Şimdi artık sen deli misin? Bak o kadar acı biberle oynuyoruz ki biz oyunu. Oo çok fenaymış. Bak ben yiyemem, yarısını yiyemem. Ben yok, şu an ağzı yüzü yamulmuş. O kadar yarışmacı gördüm ki. Bazen ya şey oluyor. Ama hakikaten ben bazen seyrederken şaşırıyorum yani. Çok evet acı var. Çok acı var. Çok acı. Gerçekten öyle. Çok acı var. Şimdi artık etleri kahverengi yaptım. Sıra geldi bu sebzeleri içine atmakta. Sen de orada ne yaptın bir anlat. Evet hemen anlatacağım. Armutları güzelce temizledim. Bir armut oyucum var. İçimi güzelce oydum. Oydu süper. Kabuklarını soydum, ikiye böldüm. Burada da vişne suyu, biraz toz şeker, birazcık. Tarçın, kakule. Kakuleyi hemen bunu aslında belirtmek istiyorum. Şimdi diyorlar ki ya biz de kullanıyoruz ama bunun lezzeti yok. Çünkü böyle atınca evet içindeki o güzel tohum evet içinde çıkmıyor, kalıyor, çıkmıyor. O yüzden içindeki tohumları ekledim. Karanfil. Birazdan da bir böyle tutam muskat rica edeceğim sizden. Tabii ve armutları ekleyip pişmeye bırakacağım. En son kaymakla buluşturacağım. Ben de sebzelerimi terletiyorum artık etlerle beraber. Etleri karamelize etmiştik. Kereviz ama kereviz diyorum pırasa, havuç ve soğan koydum. Bolca şimdi, da biber. Bolca biberi en son biraz sonra koyacağım. Tamam. Şimdi üzerine birazcık kırmızı toz biber, acı değil bu ama. Evet, bu tatlı toz biber. O biberin tadını seviyorum içinde. Biberli bir yemek olsun istiyorum. O yüzden az koymuyorum. Şimdi of, en sevdiğim sarımsak. Ay aklımı aldıracağım. Sarımsağı da attım. Çok güzel kokacak şimdi bunlar tabii içinde gördükçe işin içine. Sarımsak rendesini de attıktan sonra şimdi bir daha karıştırıyorum. Bu aşamada isteyen kimyon da koyabilir birazcık. Koymayabilir. Şimdi yine altını açtım. Sabah soğumaya başlamıştı. Çok şimdi güzel terlemeye başladı. Artık bu sizin getirdiğiniz evet her renk biberi işin içine atıyoruz. Hemen tahtamı da temizlemiş oldum böylece. Püreye geçmeden evvel. Biberler de girdi işin içine. Şimdi çok azıcık bağlasın diye etin sosunu çok az un koyacağım üzerine. Aa. Çok çok az. Ya sen her bunu her şeyi evet elbette. Ama çok az. Yani yok ya o yüzden demedim. Yani enteresan geldi. Yok o sosu bağlasın diye. Ve topak topak olmasın diye bu aşamada koyuyorum. Hani böyle şey oluyor ya hani suyu acık böyle, böyle evet, şey helmeleniyor ya. Helmeleniyor, ırıl ırıl oluyor. Ama bak ne kadar az koyuyorum şimdi, yok gibi bir şey koyacağım. Yani helmeleniyor derken ağzımın suyu aktı. Benim de benim de. Evet. Helmeleniyor diye. Biberden gidiyoruz, biberden devam. Salça, salça biber salçası.
bu şimdiye kadar. Bunu da bir kavralım. Şöyle yüksek ateşte. Yarışmacıların intikamı gibi oldu yani. Şimdi de şu közlenmiş mermilerim var. O kadar da. Onlarla girecek işin içine. O daha da o köz tadı çok lezzet katacak. Onlar da böyle çok küçük küçük böyle yemeğin sosu gibi olsun istiyorum. Doğrayacağım şöyle üzerine. O köz tadı çok lezzet katacak. Anacığım közlenmiş biberle sabah yumurta yapar. Ay ne güzel olur değil mi o? Ay İlker yani. Sen girer misin evde mutfağa? Fırsat buldukça giriyorum. Artı sen bir de bu işin içindesin biraz da profesyonel olarak. Yani işte. Öyle evet. Sektörün içindesin yani sen. Evet evet bir restoranımız var. Biz sektör arkadaşıyız aynı zamanda. Çok seviyorum hem yemeği hem yemek yapmayı, yemek yemeyi. Ya sevmeyen yoktur zaten. Çok heyecan verici bir şey. Ama insanın toplamda yediği en güzel yemek annesinin yemeği. Bence de. Şimdi sıvılar, et suyu, domates püresi. Yazın varsa taze domates. Şimdi de şu iyice üzerinden geçtiğim püre gibi yaptığım biberleri bunun içine atacağım. İlker bizim seninle damak tadımız aslında uyuyordu. Biz aynı memleketliyiz. Balıkesir. Balıkesir'deyiz. Ben Çerkez'im gerçi. Bizde bir tık değişiyor. Çerkez misin sen? Evet. Ama zaten Çerkezler çok meraklı olur ya. Çok. Keşke olmasaydık bu kadar meraklı. Yani yemeğe de, yapmasına da, yemesine de çok normal yemeğe yani. Yemeğe olmayaydık yani. Yapmaya olaydık da yemek bozdu beni ya. Şöyle bir şey yapalım. Artık bu yemeğin biz altını kısacağız. Kısalım da altını. Kapağını da kapatacağım o yemeği. Ve o yemeği artık unutacağız. Unutulur mu? Ben unutamam arkadaş. Bu yemek artık böyle yavaş yavaş. Aa pardon bir lokma daha sıvısı vardı unuttum. Soya sosu koyacağım bir parça daha. Şöyle yapalım. O da bir ekstra bir umami katacak onun içine. Çok az da soya sosu koydum. Onu karıştırdıktan sonra bu böyle pişe dursun. İstiyorsanız şöyle yapalım. Hem şuradaki fazlalık malzemeleri kaldıralım. Hem tamamen püremize odaklanalım. Ve püre yapmaya devam edelim. Hadi bakalım. Biz bak çok eğleniyoruz kendi aramızda. Nasıl eğleniyoruz ya? Adam ağzımı suyunu akıttı. Ağzını suyu akıttı değil mi? Zaten aç geldim diyorsun. Çok her zaman. Ben hep açım ama öyle düşünüyorum. Ne kadar güzel bir şey. Biz çok seviyoruz aç olmayı. Evet. En sevdiğimiz şey aç olmayı. Bak hakikaten bayılıyoruz aç insana yani. Daha ne olsun bizim için. Biz zaten bunu yemek düşünüyoruz. Tarif ettiğiniz konuk biziz yani. Şimdi de bu şeyin yanı daha böyle tamamlayıcı senin o güzel muskatlarını kullanacağım. Bir püre yapacağız. Püreyi böyle önce sebzeleri haşlayıp süzüp yapmayacağım. Hepsini çektire çektire bir püre yapacağım. Yani içine sıvıları koyacağım. Tek tencerede öyle farklı bir püre yapacağım. Daha lezzetli olacak ama güvenin bana. Bak bıçak dans ediyor. Bak hiç beceremem böyle. Birazcık parmesan var mesela. Sen gel denesene ayrıca. Ben beceremem de İlker bir yapsana. İlker becerir kesin. Hayır hayır yaparsın hadi. Sen. Yaparsın gel. Yaparsın. Gerçekten. Bize de be. No. O kadar anlatıyorsun sen. Yemek yapıyorsun. Görelim. Hayır. Burada bunları bizi izleyen 300 milyon. Ben karıştıracağım. Ben püreyi yapacağım söz tamam, veriyorum. Sen yapsın. Bir yap bakayım. Sen yap gel. Hadi. Ya. Ya kusura bakmayın. Evet. Şimdi ne kadar kalınlıkta yapıyorsun? İşte yapıyorum. Vallahi oluyor helal. Vallahi işte bu kadar. Bir şey. Ondan sonra... Bak, bir şey yapmaya başladı. Şey gibiyim bak. Oyunum var. Yapma dur. Yok yok iyi tamam sıkıntı yok. Evet, çok tamam. Özeniyordum şeye. Çok galiba şey ucu kalkmayacak aslında. Evet esasında ucu kalkması daha doğru. Tamam ucunu kaldırmadan diye. Yani öbür yapanlar var ama o doğru bir şey değil. Bıçağı da köreltir o. Tamam. Çok basit bir işlem bu. Ucunu kaldırmadan. bak sen de yapabilirsin. Beceremem ben şey yapacağım ama karıştırmasını ve tamam peki. Helmelenmesini. Tamam. Biraz kalın oldu galiba. Aa, çok güzel zaten püre yapacağımız için yaptık hiç önemli değil yani. Sıfır önemi var. Elbette. Ben püre olduğunu bildiğim için hani daha geniş davrandım. Yani bana şey desem başka doğru. Çok az zeytinyağı koyarak işe başlıyorum püreye de. Biraz zeytinyağı. Evet. Valla ellerine sağlık İlker'cim. Yani eyvallah. Şimdi pırasalarla işe girdik püre için. Çok iyi karıştırırım. Tamam. Ortalık karıştırırım. O zaman şu, bir tane şuradan sana şey verelim. Oo her şey var burada. Siz göremiyorsunuz ama. Tahta bir kaşık verelim. Evet şöyle ben... Patates, ama patates yok. Pırasaları atarak işe başlayayım. Şöyle bir parça tuz atalım içine. Bak az da yağ koymuşsunuz ha. Çok az iyi. Ama daha tereyağı koyacağım o yüzden. Bak işte. Bir parça da şeker attım bak şimdi bir fiske. ama tereyağsız bir püre olma ihtimali olmaz, var doğru mı? Şaka yapıyorum ya. Hatta ben bir lokma daha pırasa doğrayacağım dur. Bu pırasası bol olsun. Çok lezzet katıyor pırasa. Şekerleniyor pırasa da çünkü içinde. Bizimkiler pırasalı börek yapar. Evet. Çok güzel olur ama ya. Hakikaten...
Çok yani iyi birbirimizi yani. Tokatlarız yani. Ne kadar güzel olur yani. Oğlum ne güzel lan çat diye gerçekten. Bir de grafi var. Kuru fasulyeli börek var bizim o tarafta. Var mıdır? Aa bizde nasıl ya? Güzel kuru olur. Şeyde börek. Makedon. Ha. Güzel olur mu peki heykel? Öf. Ama bir daha geldiğimde getireceğim. Getir vallahi ya. Vallahi getireceğim. Bak, hiç yemedim kuru fasulyeli börek hakikaten. Gerçekten. Vallahi yemedim. Ben de yemedim. Abi. Kuru fasulyeli kek yapıyorum ben. Ha, o başka. Onu evet onu yapıyorum. Brownie yapıyorum. Ha, evet. Siyah fasulye. Yerine şey. Ama şey enteresan. Peki, bahsettiğim nasıl? İçinde mısırında falan böyle yağlı yağlı sağlıksız bir şeyden bahsediyorum. Bizim yandığı her pırasada. Biraz da karabiber koyalım. Soğan koktum ha. Biraz da karabiber koyalım. Koyalım karabiber. Hatta hatta şöyle biraz daha lezzet katsın. Bir parça da kekik koyacağım içine. Şimdi pırasalar yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Biraz karamelize olsun istiyorum. Açtık altını. Sen ama iyice karıştırmaya tamam, devam et. Ben de bu aşamada birazcık tereyağı koyacağım içine. Lütfen buyurun. Bakma bana oradan. Üzme az beni. Bakayım ya. Üzme beni. Beraber seçelim miktarını lütfen. Miktarı beraber seçelim tamam. Tamam ama şaka yapıyorum. Bakayım. Biraz daha ben çok severim aromasını. Madem yiyoruz bugün bozduk madem. İyi koyuyorum. Azıcık daha. Püresi. Daha çok çok biraz o kadar daha. Çatlak su kaçırmaz Ayça Allah. Hakikaten yani. Ya bırak. Diye ama bak çok sızıntı var diyorum. Hiç bunu daha koyar mısın? Of. Bulmuşuz tereyağını. Şimdi tereyağını da koyduk. Şimdi neler koyacağız içine? Havuç koyacağız. Havuç da doğruyorum. Çok şekli önemli değil. Zaten bir mutfak şeyinden geçireceğiz bunu. Püre haline getirmek için. Şimdi havuca geldi sıra. Çok sadece büyük doğramıyorum ki. Vaktimiz az. Çabuk eyvallah. Pişsin diye. Yani daha büyük de doğrasanız olur evde de. Oh renklere bak. Bir yarım kerevizim var. Çok severim. Onu da böyle ince ince doğruyorum yine çabuk pişsin diye. Birazcık da şu ateşte karamelize olsunlar istiyorum. Yani direkt haştak yapmamaya çalışıyorum. Biraz yağla kavruldukça bütün sebzelerin lezzeti daha da artacak. Şuradan çok pardon. Kerevizleri de doğradım. Kendi mutfağımmış gibi. Kendi. Bunlar da girdi işin içine. Karıştırmaya devam ediyoruz. Tabii ki tabii ki. Ayça'cığım kusura bakma seni de yoruyoruz. Estağfurullah. Şimdi. Göz hakkı patatesler var mı peki alabiliyoruz mu? Var tamam. Hepsi var. Patatesler var. Patatesleri de ince doğruyorum yine çabuk pişsin diye. Sizi bekletmek istemiyorum. Bu kadar aç aç geldiniz buraya. İlker çok fenayım. Şu an tencereye kafamı sokacağım. Ben şimdi de pırasalara göz verdim. Onlara da olabilirim evet. Ben. Çiğ çiğ. Daha karnabahar da girecek içine. Her türlü sebze koyacağım kök sebze. Of. Ya bu şahane bir tarif. Evet. Şu et hatta eti kenara alsana biraz yüksek ateşte şey yapalım. Beklese sonra tekrar ısıtırız. Ha tamam. Sen Balıkesir'lisin. Tirit biliyorsun herhalde. Tirit ama tirit de çok tirit. Güzel yemektir ya. Peki sizin orada tiriti ekmekle mi yaparlar şeyle mi yaparlar? Simitle ekmekle. Mi yaparlar? Pideyle yaparlar. Yani ekmekle. Tamam ekmek. Ekmek. Bazı yerde simitle de yaparlar ha. Öyle mi? Simit aa, tiriti de var. Evet. Üzülü durmuş. Ya çok uzun zamandır çok canım çekmişti. Haber ettim ablam gönderdi Balıkesir'den tirit. Böyle kulağıma sokasım geldi. Öyle yedim yani. Çok ayıp söylemesi şey yani. Çok iyi bir şey ya. Ya zaten bakarsın et bizim bütün ya. Anadolu. Kesinlikle. Hele Balkan toprakları falan. Evet öyle. Ya nasıl zengin bir çok. Mutfak. Hani siz bir de tiyatro yapıyorsunuz falan. Turne mule mutlaka hayatınızda oluyor. Sorma. Yani sorma. Sorma. Sorma güzel. Dünyanın en güzel şeyi turnedir ya. Değil mi? O... Ben turneler yüzünden böyle oldum zaten. Bir şey söyleyeyim. Turneye gidince bir de hani oyuncu gelmiş. Onların tabiriyle iyi bakacağız, iyi ağırlayacağız. Sağ olsunlar öyle oluyor. O misafirperverlik de var onlarda. Tabii tabii adımızın yazdığı pideler falan geliyor. Ya değil mi? Böyle kocaman kocaman. Çöre kutuyla İlker yazıyor falan. Evet. Şimdi biraz daha yüksek ateşe aldım ki onu şey olsun diye. Daha da karamelize olsun diye. Şimdi onu da koydu. Patateslerle girdi işin içine. Şeyde Müstakbel Damat filmiyle ilgili işte Anadolu'da da seyirciyle beraber hani filmi izleme etkinlikleri düzenleyeceğiz. Turne programına baktım ilk gördüğüm yer neresi? Antep Adana. Gerçekten i̇şte, ben bakmamıştım evet, şu an bak, haberim oldu. Zaten git Adana teslim et. Hani? Git ruhunu teslim et. Ya yani. Gerçekten yani. Antep'e gidiyor Adana muyuz? Var. Antep, Adana oradan da bir Antalya var. Benle gelebilir miyim sizlere Antep? Ne demek yani? Antep'i çok seviyorum ben. Bursa, İzmir var. Antep, Adana var. Antep, Adana var öyle söyleyeyim. Antep, Adana var. Bursa, İzmir var. Antep, Adana var. Ve Bursa'da bir döner. Of. Aman ya. Ben de acıktım sizinle konuşurken evet. Konuşurken. O alabilirim seni Ayça. Yoruldum sen. Ankara'nın da meşhur. Çok güzel. Kol kası yaptım küçük bir ama. Evet, çok güzel oldu. Ankara'nın meşhur. Var burada Ankaralı? Biraz daha. Ha, Ankara'nın meşhurdur değil mi şeyi? Evet geçen hafta da. Anlatsana. Neydi o? Ankara'nın. Ankara'nın nesi meşhur? Meşhur. Evet. Ankara'nın döneri de meşhurdur ama. Öyle mi? Tabii tabii.
Şimdi buna ben arkadaşlardan bir lokma sarımsak isteyeceğim, rendelenmiş sarımsak. Buna da biraz sarımsak koyalım. Şimdi bunları artık böyle güzel bir karamelize ettik bütün sebzeleri. En son karnabaharları koyacağım ama karnabahar daha var. Karnabaharı koymadan evvel birazcık üzerine tavuk suyu koyuyorum. Oh. Valla çok güzel kokuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yolda biri benimle karşılaşsa hani üzerimdeki kokudan menüyü anlayabilir. O kadar kokuyorum şu an. Bunu tekrar süzmek. Böyle Mehmet Özel'le mutfakta. Bunu tekrar süzmeyeceğim için çok koymuyorum şeyini. Sıvısını ki sonra kontrol bizde olsa. Gerekirse tekrar su, süt, krema ilave edebiliriz. Şimdi biraz süt koydum. Ağzından bal damlıyor. Ankara'nın döneri nerede meşhur ya? Ben hiç duymadım şimdiye kadar. Krema da koyuyorum biraz daha. Bursa'da İskender. Turşusuymuş. Turşusu. Bana şu anda şey geldi. Turşusu. Çubuk. Turşusu. Sonunda. Ankara'nın tabelası meşhur. Ankara'nın bak, tabelası. Ankara'da tabelayı gördüğün yer, kaçırdığın yerde. Hani. Kaçırdığın evet. Yerde görüyorsun tabelayı yani. Artık oradan sonra hay dönüşüyor. Hay bana diye gerçekten öyle yani. İzmir'in nesi meşhur? Kumru. Lokma. Çöp, çöp şiş. Söğüş. Neydi o sabah kahvaltıda? Şey, boyoz. Boyoz, evet. Boyozu. Bir şey söyleyeceğim ama şimdi İzmirliler bana çok kızacaklar yalnız. Boyozda bir numara yok. Aynen bir manasız geliyor bana ya. Niye ya? Bir manasız, bir sürü yağ konulmuş bir hamur yani. Evet. Ve yumurtayla falan yiyorlar. Evet, haşlanmış yumurtayla yiyorlar. Abi bak, İzmirliler linç ederler. Öyle söylüyorum. Demeyelim, biz yine de demeyelim. İyi ki boyoz var yani. Ya evet, ay o boyoz ne kadar da güzel. Ayda bir yemesem kendime gelemiyorum yani. Fahri İzmirliyim ben yani. Muskatı ve parmesanı en son koyacağım. Parmesan da girecek işin içine. Oo. O zaman senden önce ben muskat kullanayım mı? Sen kullan. Buyurun efendim. Artık ben karnabaharlarını da koyuyorum bunun. Eyvallah. Mesela Antep'in nesi meşhur? Sayamayız. Ya evet, mümkün değil. Antep, Antakya. Hani bunlara... Bir şey... Sosu meşhur diyemeyiz yani. Şimdi Beyran ayrı güzel. Öbür sulu yemekleri, işte analı kızlısı, ekşili köftesi. Kebabı kebap, patlıcanlı kebabı, kemek kebabı, o kebabı, bu kebabı. Çok kirli konuşuyorsunuz. Ben şu an bugün bittim ya. Bugün günümüzdeyiz. Şimdi karnabaharları atıyorum içine artık. Kıbrıs'a da gideceğiz. Kıbrıs'ın da şeftali kebabı. Şeftali kebabı evet. Ama o tabii şeftali değil, o koçun onu biliyorsun. Evet. Ve molehiyası. Filmde de var. Molehiye de bir Kıbrıs yemeği var. Molehiye ya, ben de biliyordum, unuttum. İnanamazsın. Ya ama ne inanamazsın? İlker. Gerçekten. İlker. Öyle bir sahnemiz de var. Kıbrıslar lütfen alınmasın. Ay. Molehiye inanamazsın yani. Hani en sevdiğim yemek molehiye dememeli yani bir insan. Nedir molehiye? Severim ya? Demeli fazla. Ya bir ıspanak vari bir bitkiden yapılan bir sebze yemeği ve falan. Olmamış ya. Acaba biz mi kötüsünü yedik bilmiyorum. Bir İstanbul'da bir... Vallahi, ben boyoz dedim, siz molehiye dediniz. Gerçek bak şimdi filmi çekerken 5 hafta Kıbrıs'ta kaldık. Olağanüstü bir misafirperverlik. Müthiş dostluklarımız çok öyle, çok oldu. Şekerler. Yani herkese buradan selam olsun ama buradan Kıbrıs'a sesleniyorum. Şu molehiye işine bir son verin. Rica ediyorum yani. Şu molehiye işini bir bitirin. Şeftali kebabında devam yani. Anne çekimdeyim. Molehiye sahnemiz var. Yani. Molehiye sahneniz var. Evet evet. Bir de Nilgün abla yavrum benim. Devamlılığı tutturacağım diye sürekli yedi. Şimdi bunu kapağını kapatalım mı artık? Bayağı az koydum şeyi sütü de. Şu anda her şeyi az, sıvıyı az koydum çünkü korkuyorum. Püre haline getirdiğimiz zaman sebzeler de suyunu bırakacak. Çok da böyle vıcık vıcık olmasın diye. Gerekirse süt de koyabiliriz. Burada tavuk suyu da var. Tavuk suyu da koyabiliriz. Yani o bizim elimizde artık bundan sonra. Eyvallah. Şimdi daha şey bir ocağı alacağım. Şöyle bir ocağı alacağım. Artık eti de şu küçük ocağı alabiliriz. Yandan yandan o da pişsin. Of. En küçük ocağımıza da şuraya alalım. Sıraladırabilirsek. İstersen gel buraya, buraya alalım. Bir de yanına molehiye. Evet. Tamam. Onu da en kısık da altını açalım. Tadından yanmaz. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Ne yapalım biliyor musunuz? Artık şunlar pişene kadar bekleyelim. Tamam. Sonra en son programın güzel yerinde yani o sizin beklediğiniz yemek yeme yerinde şöyle bir bırt yaparız onlara. Ondan sonra da hem sohbete devam ederiz. Hani? Hem birazcık oyundan da konuşmak istiyorum çünkü. Keşan Nail'den. Geldim gördüm. İzledim bir de üstelik çünkü. Eyvallah. Ondan sonra hem yemek yeriz hem sohbet ederiz. Anlaştık mı? Biz varız. İşte ancak bu kadar güzel başlanabilirdi programın bu güzel bölümüne. Artık sebzelerimiz de yumuşadı. Yumuşadı. Olmuş tamam artık. Olmuş. Artık senin malzemelerini ya. Koymaya başlayabiliriz. Altını kapattım. Hı.
Senin malzemelerin derken muskatın var burada, çok güzel. Şimdi senin muskatından koyuyorum bolca daha. Etimiz hazır. Gülenay'ın tatlısı hazır. Birazcık soğutacaksın herhalde. Birazcık soğutacağım. O yüzden dolaba doğru ilerliyorum. Bak onun içinde, muskatın içi böyle şey gibi oluyor ya. Şöyle. Beyin gibi böyle. Evet, o beyin gibi böyle enteresan oluyor. Hakikaten beyin gibi oldu. Öyle, gerçekten zihni de açıyor. Ve, ama çok çok faydalı bir şey bu esasında. Çok çok. Hadi hadi çabuk. Hadi çabuk. Çok oldu. Peki, çok. Hadi, çabuk. Evet evet, faydalı. Evet çok faydalı. Evet bunu abi. Bunu aldım. Son bir lezzet dokunuşum daha var. O da parmesan girecek. Hem birazcık da bağlasın şeyi. Bağlasın. İlk kere bağlasın ya. Bağlasın. Of. Sen bir de şu şeyi fişe takar mısın? Dur fişe takayım, sonra o ete bakacağım. Ete bak sen de. Et çok aklım güzel ette kaldı. Şu parmesanda cimri davranmıyorum he. Tabii az daha bağlasın, o yetmiyor. Ne kadar güzel rendeliyor. Evet. Kar gibi yağıyor kar. Irıl ırıl. Evet şimdilik. Bunun ısısı zaten bunu eritmeye yetecek. Yeter. Yetmiştir, olmuştur. Şimdi bir de şeydeki tam püre haline getirelim. Şurada makinemiz var. Ver onu sana ne istiyorsan. Teşekkür ederim. Oh. Şahane. Ah. Şimdi nasıl bızır diyecek bak. Biraz gürültü yapacağım, özür dilerim. Sanki bana bızır diyor. Sanki bana bızır diyor. Bitti. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Bak kıvama bak. Tam da istediğimiz kıvamda oldu. Yani evde yapacak olan izleyicilere de şunu tavsiye etmek lazım. Baştan sıvısını çok koymamak lazım. Kısık ateşte pişirmeye devam etmek lazım. Çünkü süzülen bir püre yapmıyor. Bunu da söylerken bir minik sosyal medya hatırlatması da yapayım. Böyle bu tüyoları falan kaçırmak istemiyorsanız, tarifleri kaçırmak istemiyorsanız, sohbetleri kaçırmak istemiyorsanız, bizi sosyal medyadan da takip ediyorsunuz. Nasıl? Instagram, Facebook, Mehmet Özer ile Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümler, detaylı tarifler Fox.com.tr'nin internet sitesinde diyorum. Ve tabaklarınızı artık ayırın. Kurudu mu da kurudu adam ya. Sıraya geçtim. Püre koyar mısın tabakların ortasına? Koyayım. Güzelce yayarak püresini koyalım. Üzerine eti koyacağım çünkü. Tamam, süper. Sen kime daha çok koyacağını çok iyi bilirsin. Ben hiç karışmıyorum. Evet. Ben de o. Sen de. Allah'ım. Bunun da altını kapatayım. Allah'ım. Ben bir tane delikli bir kevgir alacağım. Çok suyundan koymak istemiyorum. Kapattım. Üf. Şunun ortasında bana bir boşluk koyayım. Tamam. Evet evet, ona bir boşluk bırak. Oraya derin bir çukur aç sen. Ona bir boşluk bırak. Oraya et koyabilsin. Şöyle, sen bitirdikten sonra alacağım. Tamam. Şöyle alalım, baksana şunu güzelce. Biberlerin renklerine, etlerine, o suyunun, bütün et suyunun bıraktığı tatlara. Hiç gereği yoktu. Tatlara. Vallahi. Biraz daha eziyet. Ekmek banasım geldi benim eziyet o zaman. Şey artık böyle verebilirim. Bir de ben şey olacağım. Televizyonda olduğu için normalde o şamandır olup böyle bir şey istiyor. Yani. Dur bak, orada şöyle demiri vardı onun. Daha iyi olabilir. Bulabilirsin. Ama yani. Yine de hani olur da belki suyuna vanmak ister. Ne olur da? Belki. Şöyle nerede koyayım. Nerede o günler? Neyse bulamadım. Kerbeğim için de bansın. Ver onu alayım. Ver. Of yapma. Oh yapma. Ama bu çok ayıp ya bana. Ha? Yazık değil mi dur bana? Ban ban ya bir şey olmuyor. Bu yemeğe suyu öyle bir su yani. Sen niye bir lokma ya? Neden? Bak nasıl gözümün içine baka baka attı onun ağzına ya. Emeğe saygım var. Emeğe saygım var. Bir şey söyleyeyim, güzel mi? Allah herkesin sofrasını bereketli yapsın. Amin. Ama... Şunun kenarını siler misin Gülay Hacım? Tabii. Ben silerim. Lütfen. Yani banmış kadar oldum sayende. Şöyle. Ama ya bunu böyle yapmazsam... Ya birazcık yesem ne olur ki öyle? Ye bir lokma ya, bir şey olmaz sende. Ayça ya, yazık günah. Ben artık üfle onu üfle. Sonra... Diklemesine sok onu anca. Ayça onu sana veriyorum direkt önüne dursan. Ay tabii. Dayanamıyorum. Ay. Hem de biraz soğumuş olur daha iyi. Benim çatalım çok sıcak olmasa ağzınızı da yakıyor. O zaman benimkini vereyim sana. Çok yok. Önemli değil. Tamam. Var bir racon yoksa? Bir racon yok, istediğiniz gibi. İstediğiniz biraz gibi. Kaşığından almak istiyorum. Kaşık bence alsam. Kaşığı da tabii daha güzel bence. Daha çünkü iyi kaşır. Çok daha fazla gelir bunun için. Hem de daha iyi kaşı. Çok özür diliyorum herkesten. Nasıl olmuş hikaye? Çocuklar şu kameraları kapatın mı? Vallahi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Aç beğendin mi? Konuşmak istemiyorum.
Ay ne mutlu bize yani. Gerçekten çok. Bir temiz kaşık. Ne kadar güzel. Ya şu an böyle böyle soğuk. Bir şey söyleyeceğim ben de dayanamayacağım. Ben de alıyorum kendimi bırakma. Ya bunu tek başıma bitirebiliyorum değil mi? Kimseye paylaşmak zorunda. Tamamen sonra. Tamamen sizin onlar. Ben de kendimi alıyorum. Şöyle. Değerli izleyiciler tencerenin içinden yemiyorum. Sonra söylemeyin bana. Karabiber var burada. Var. Buyurun. Dur yerken bir de şeyden bahset. Harika bir projeydi. Keşanlı Ali'den bahset. Keşanlı Ali Destanı Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş. En önemli. Haldun Tener'in eserlerinden bir tanesi. Yönetmenimiz Yücel Erten'le beraber Pervasız Tiyatro olarak Keşanlı Ali Destanı gibi bir maceraya başladık. Çok büyük ben seyrettim. Çok güzeldi. Oyunu oynadık. Ertesi günü oyunun müziklerini yapan Yalçın Tura beyefendi bize bir mail atmış. 90 küsur yaşlarında değil mi? Evet. Mailinde de diyor ki 1964 yılında Gülri Surri Engin Cezer Tiyatrosu'nda işte macera başladı. O günden bugüne seyrettiğim en iyi Keşanlı Ali Destanı diye mail attı. Çok beğendik hala. Tüyler diken diken gulaşı unuttum öyle söyleyeyim. Yok hala. Ben unutmadım. Aydın Taner'in eşi, Aydın Bey'in eşi Demet Hanım da aradı. Büyük memnuniyetleri dile getirdi. Seyircimiz de öyle. Bizim için çok büyük bir gurur, çok önemli bir proje, çok kıymetli bir eser. Türk tiyatrosunun yapı taşlarından bir bence tanesi. Bence de yani ben çok tavsiye ederim. Ben de çok beğendim çünkü. Çok teşekkürler. Yemeğinize rahat rahat devam edebilirsiniz. Bunu da bu bilgiyi de ilettikten sonra. İlker iyi ekmek her türlü girişeceğim ya. Çok utanıyorum. Kibar yemeye çalışıyorum ama hiç. Ha hiç kibarlık yok. Ben de yiyorum. O zaman hoşçakalın. Ben sana kaba mı yiyorum ya? Sen yeterli baktın bunu. Daha bakmadım. Bakacağım biraz. Ha bir de tatlı var. Evet. Evet. Nasıl bonus evet. Geldi şu an biliyor musun? Unuttum ben. Şunu arkaya alacağım. Şöyle dursun arkada. Ama hakikaten acısı da çok kıvamlı olmuş. Mükemmel. Öyle rahatsız edici bir acı yok yani. Nefis. Ve o biberler ne olduysa hepsi böyle dans ediyor şu an içimde. Rengi de çok güzel bu arada. İlker'e bakar mısın? Ekmeğini bandıra yiyor. Emeğe saygı ya. Yani emeğe saygı. Emeğe saygı. Ye ye Ayça ya, biraz çiçek daha. Deseni vardı onu da yedim tabaktaki. Bu arada tatlar gibi ya. Dondurma da mı var yanında olan? Kaymak daha da iyisi ya. Of ne diyorsun sen? Ben de bunu... Çekimden sonra dışarıda yiyebilirsin. Bu az çünkü. Ben istiyorum. Arada gelebilir miyim? Hep gelebilirsin daha çok. Valla o kadar... Programa konuk olmam önemli değil. Siz yemek bitimi ne dersiniz? Biz her hafta burada yemek pişiriyoruz nasılsa. İlker daha önce de gelmişti. O zaman da sana şey yapmıştım. Osobuka yapmıştım. Arada işte pişmiş dana incik. Ve galiba risotto yapmıştım. Evet ben bütün protein ihtiyacımı senden karşılıyorum. Ne zaman? Evet, bak şimdi kulağımı fısıldıyorlar. Evet. O zaman da ayva tatlısı ayva yapmışız. Tatlısı şimdi de armut tatlısı. En güzel meyve tatlısı. Hafif tatlılar yapıyoruz. Onlar en çok güzel. Şey kaymak da böyle bolca koyunca çok yakışıyor. Kesinlikle. Armut böyle... tatlısına hani. Çok yakışıyor. Gel bakayım. Yani geldim. Kaymaklı ayva tatlısı değil de ayvalı kaymak daha güzel oluyor. Ay ayva değildi değil mi onun adı? Armut değil mi? Yok mu yuvarlayacak? Armut değil mi o yaptı? Çok iyi armut, olmuş. Armut. Kaymağa odaklandığın için. Ben her türlü şu an bittim ben. Hadi daha fazla. Ama çok olmaz. Bekliyorum burada. Tamam. Azıcık daha. Ben de senin yaptığından yapacağım bu lokma ya. Allah Allah. Şu dibini yapacağım hakikaten. Yazık günah yani buna. Ya maalesef. Biz Türk'üz ya. Şu ekmek olmadan olmuyor ki. Bu arada İlker senin şey de iyi gidiyor herhalde. İşletmen de. İsmini söylemiyoruz. Restoranımız gayet iyi. Gayet iyi gidiyor. Ben çok çok mutluyum. Hala onun mahcubiyeti için. Estağfurullah. Yani ikimiz çok yoğunuz, çok iyi gidiyoruz yani. Gittim tabii. Ben daha gidemedim, gideceğim. O zaman dur, şöyle verelim. Buyurun efendim. Bunu kenara alıyorum. Elleriniz dert görmesin. Gerçekten. İlker seninki dursun, sen devam et. Evet, evet. Bu tadına bakarsan. Ben de bakacağım tadına. Sana da hazırlayayım mı? Hazır. Küçük bir şey hazırlayayım. Bir süre baktırıyor tamam. Zaten kendine. Bekliyoruz. Afiyetler abi. Olsun. Bunu çok güzel baharatlarla koydun. Çok lezzetli evet. Olmuş Türkçesi. Beğendin mi Ayça? Hafif tatlı ama bak. Kaymağını yemezsen çok ayıp. Hafif öyle. Şu ayıp yani. Bana yapılan bu ayıp. Kaymağını ağzı yaşasın. Hayır ne münasebet. Aa günah. Şey mi kalsın kaymağım? Nefis. Afiyetler olsun. Elinize sağlık. Gerçekten. Çok tatlı. Benim çok. Bir de ben bakayım şunun ucuna tadına. Nefis. Çok hafif bu arada.
Hiç hafif şekerli mi? Gibi mi? Mükemmel. Ama zaten az şeker koydun ya, ben evet, biliyorum. Evet, çok az koydum. Kaymak istemiyor musun? İstemiyorum şu anda. Gerçekten. Sırf kaymak, vallahi bile. Peki, peki o zaman. Önce tadına tek başına bakmak istiyorum. Yok şu kalanı hazır kayıtlarken yiyeyim. Ne bileyim, kestikten sonra alırlar götürürler. Yok yok hiç. O çekim için değilken falan diye. Yok, burada herkes serbestsiz. Bir şey söyleyeceğim bu arada, çok teşekkür ederim ikinize de. Ya biz teşekkür ederiz. Ne güzel yani, ağırladınız bizi. Harika, bütün o pozitif enerjinizle ve... Böyle tüm, program olur mu ya? Ay çok sevindim. Vallahi. İyi ki geldiniz. Siz en son tatlarınıza devam ederken ben bir bugün tam olarak ne yaptığınızın üzerinden geçeyim efendim. Bol biberli bir Macar gulaş yaptık. Bol biberli Macar gulaş için öncelikle tenceremizin altını güzelce ısıtmaya başlıyoruz. Daha sonra yüksek ateşte olan tencerenin içine biraz sıvı yağ, etlerimizi tuz ve karabiberle lezzetlendirdikten sonra yüksek ateşteki tencereye koyup güzelce kahverengi olmasını sağlıyoruz. Sonra altını iyice kısıyoruz, biraz zeytinyağı ilave ediyoruz. Sırasıyla soğan, havuç ve pırasayı ilave ettikten sonra biraz tuz karabiber ilavesiyle güzelce soteliyoruz. Tatlı kırmızı toz biber ilave ediyoruz, sotelemeye devam ediyoruz. Daha sonra rendelediğimiz sarımsakları da içine ilave ediyoruz. Sırasıyla Meksika biberi, yeşil biber, yeşil köy biberi, sarı biber de koyduktan sonra birazcık daha soteliyoruz. Üzerine çok az un serpiyoruz, biber salçasını koyuyoruz, karıştırıyoruz. Daha sonra sıvı malzemelerini, yani et suyu, domates püresi ve sonra da çok ince kıydığımız közlenmiş biberleri ekliyoruz. En son soya sosunu da koyduktan sonra ateşin derecesini kısa alıp kapağını kapatıp yaklaşık 1,5 saat etler yumuşayana kadar pişirip servise hazır ediyoruz. Kök sebze püresi için bir tencerenin içine zeytinyağı koyuyoruz. Daha sonra ince kestiğimiz pırasaları koyup sotelemeye devam ediyoruz. Tuz, bir fiske şeker koyuyoruz, karabiber ilave ediyoruz. Pırasalar hafif karamelize olmaya başlarken içine bir tutam kekik, tereyağı ekliyoruz. Daha sonra doğradığımız havuçları, kerevizleri, patatesleri koyup sotelemeye devam ediyoruz. Birazcık tavuk suyu koyuyoruz, biraz da süt koyuyoruz. Kısık ateşte birazcık pişirdikten sonra kremasını ilave ediyoruz. En son içine karnabaharları da koyduktan sonra sarımsak rendesi ilave edip bütün sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Altını kapattıktan sonra muskat ve parmesan peyniri koyuyoruz. Bir mutfak robotunda çekip servis yapıyoruz. Armut tatlısı için armutlarımızın çekirdeklerini güzelce çıkartıp ikiye bölüyoruz. Bir tencerenin içine vişne suyu, çok az şeker, kırılmış kakule, karanfil, çubuk tarçın, armutlarımızı şerbetin içinde güzelce pişiriyoruz. Daha sonra armutlarımızı alıp biraz soğumaya bırakıyoruz. Birazcık da muskat koyuyoruz. Biraz da buzdolabında soğutuyoruz. En son kaymak ve toz Antep fıstığıyla birlikte biraz da suyundan ilave ederek servis yapıyoruz. Çok iyi yani. Afiyet olsun. Tadına baktım sonuçta. Evet, ama gerçekten büyük dilim kestim, öyle söyleyeyim. Ya, muhteşemdiniz. Tekrar teşekkür, ama maalesef programın da sonuna geldik. Son bir sosyal medya hatırlatması. Instagram, Facebook, Mehmet Özer'le Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümler, tüm detaylı tarifler fox.com.tr'de diyoruz. Ama yavaş yavaş da... Mehmet, bulaşık makinesine gerek yok. Yükerden gözümü alamadığım gerek için veda da edemedim. Değerli izleyiciler, siz bizi izlemeye devam edin ve biz de size böyle evlerinize misafir olmaya devam edelim deyip hoşça kalın diyoruz. Hadi.